Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı günler kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Yeni bir Yesevi Yolu programında daha sizlerle birlikteyiz efendim. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abicim sizler de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi e, bunu her girişte söylüyorum tabii yani. E, ama bir kez daha hatırlatayım. Belki ilk kez e, tevafuk üzere denk geldiğimiz kardeşlerimiz olabilir. Yesevi Yolu'nda biz... Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin tüm yardım faaliyetleri hakkında bilgiler veriyoruz. Her programda da özel bir başlığımız oluyor, özel bir gündemimiz oluyor. Bugün de gerçekten duyunca beni de benim de çok heyecanlandığım bir yeni proje. Esasında bu zamana kadar hep o kardeşlerimiz için çalışmalar gerçekleştiriyordu Haydar ama bu seferki daha başka. Bu çalışmayla ilgili Detayları öğreneceğiz Mehmet Kaya abimizden neden bahsediyoruz efendim yetimlerimizden bahsediyoruz yetim kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz diye Hayder hakikaten gece gündüz oradaki tüm arkadaşlarla ekiplerle bir araya gelinerek görüşülüyor ve en sonunda inşallah böyle bir yeni yetim projesi gerçekleşecek, başlatılacak. Bunun detaylarını Mehmet Kaya abimizden alacağız. Çünkü projenin mimarı esasında kendileri. Ee, şimdi yetim kardeşlerimize yönelik çalışmalar hem yurt içinde hem yurt dışında zaten evet. devam ediyor. Evet. Ee, ama bu yeni bir proje. Ee, ama nasıl bir proje, nedir, ne değildir? Önce sizden dinleyelim. Ee, sanıyorum arkadaşlarımızda bir Bununla ilgili tanıtıcı kısa bir VTR hazırlamışlar. Onu da izleyeceğiz Mehmet Abi. Ama yetimlere gerçekten e, sahip çıkmak çok çok önemli tabii. Çok faziletti. Sizin de şimdiki sloganınız ne oluyor şimdi? Hayder Yetime Yeter. Niçin evet. böyle bir e, slogan belirlendi ve bu proje nedir? Sizden dinleyelim inşallah. Şimdi tabii öncelikle e, Allah'a şükredelim. E, Rabbimiz bize. Ee, bu imkanları sunduğu için ve bu imkanları e, bağışçılarımıza e, anlatabilme imkanı sunduğu için bir taraftan da bu bağışları ulaştırabilme imkanı sunduğu için gerçekten artık e, teknoloji devrindeyiz Mustafa Bey. Yani belki bundan e, 30 sene önce e, mahallenizdeki bir yetime mahallenizdeki bir komşunuza ihtiyacı olan birisine ulaşabiliyordunuz. Ee, onun dışına çok çıkamıyordunuz hı hı. çünkü ulaşım ve iletişim bu kadar yaygın değildi ama artık iletişim çağındayız ve biz de bunun bütün nimetlerinden ümmet adına ve ülkemizdeki e, ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz adına faydalanmak istiyoruz. Yani bizim aslında yetim çalışmalarımız sürekli devam eden e, bir çalışma yurt içinde yurt dışında ama biz dedik ki e, geçtiğimiz yıl e, 2023 yılı toplantısında 2023 yılı değerlendirme 2024 yılı hedefleri toplantısında şöyle bir istişare yaptık. Dedi ki ya bir yetim çalışmamız olsun. Bu çalışma yurt içinde olsun. Yani önemli en önemli taraflarından birisi o yurt içinde olsun. Evet. Yani biz yurt içinde nerelerde olsun Türkiye'nin tamamında olsun. Ondan 81 sonra 81 ilde tabi Yani. Tabii Türkiye'nin tamamında olsun. Başka Ve abi. bu Türkiye'nin tamamında ee, bize müracaat edebilen, bizim ulaşabildiğimiz yetim kardeşlerimize ee, bir takım e, nakdi yardımlar e, yapabilelim. Ki e, bu rakamda şöyle belirlendi. 1 e, ve 2 yetim olana 2000 TL, 3 e, yetim ve üzeri olana 3000 TL şeklinde bir rakam belirledik. Bunun tüm yazılım çalışmaları yapıldı. Yani bu bir proje. Hı hı. Yani... E, aslında biraz da iddialı bir proje. Biz Hayder olarak çok iddialı işler yapmayı sevmiyoruz. Hani iddialı konuşmayı sevmiyoruz. Hı hı. Ha yaptığımız işleri birileri helal olsun ya bak bu işin altından kalktılar. Bunu da başardılar dedikleri işlerimiz vardır ama biz iddialı konuşmayı sevmiyoruz. Ama biz, iddialıyız. Ama iddialıyız. Yani bir iddia olması lazım. Evet, e, bunu da Allah'a Celle celal e güvenerek bir de bağışçılarımıza güvenerek bu iddiayı söyleyebilirsek böyle söyleyebiliriz. Evet. Hatta orada şöyle bir anekdotla paylaşayım. Hani biz bu projeyi konuşurken, yani artık proje hazırlandı. yazılım bizim sistem üzerinden yazılım kısmı ayarlandı. Çünkü hani Türkiye'nin 81 ilinden Haydere müracaat edenler Haydere gelerek mi müracaat edecek? Yok. Herkes bulunduğu yerden bilgisayar üzerinden bizim sitemize girmek suretiyle Ahmet Yesevi Org.tr adresine girmek suretiyle e, oradaki e, form form kısmındaki eksikleri tamamlayarak hı hı. yani ne olması gerekiyor bir kere yetim olan bir yavrumuzun yetim olduğunu belgelemesi gerekiyor. Evet. E, bunu o çocuk yapamıyorsa annesi yapacak, babası varsa babası yapacak, babası yoksa annesi varsa annesi yapacak veya her ikisi de yoksa ebeveyni yapacak. Onlarla kim ilgileniyorsa ve bu yavrularımızın e, inşallah bize eksiklerini tamamladıklarında biz onlardan bir takım belgeler istiyoruz. Bu belgelerle eksiklerini tamamlayacaklar ve biz o eksikler tamamlandıktan sonra IBAN numarası da istiyoruz mesela, bir takım özel bilgiler de istiyoruz. Sonrasında biz bu bilgilerle o yavrumuza yetim aylığı bağlayacağız ve o hesaplara her ay bu düzenli olarak yatacak. Bu işin dağıtım kısmı, bir de toplama kısmı var bağışçılarımızdan bu yetim yavrularımızı sahiplenecek olanlar da bizi arayacaklar ya ben bir yetimi sahiplenmek istiyorum biz o yetimle alakalı tüm bilgileri olmasa da yöresini ondan sonra kaç yaşında olduğunu kız mı erkek mi olduğunu onları paylaşacağız böylece bir köprü kuruyoruz bu köprü yetim yavrularımız için kurduğumuz özel bir köprü özel bir proje İşte az önce onu söyleyecektim biz projeyi bitirdik Artık e, projeyi çıkma noktasında bu fiyatlar belirlenirken işte her ay ne kadar ödeme yapacağız bu belirlenirken, rakamlar belirlenirken, e, arkadaşlar dedi ya abi dedi, bu dedi bu projeyi 81 ile açıyoruz. E, peki çok müracaat gelirse ne yapacağız dedi. E, ben de dedim ki yani şimdi biz Haydar olarak e, iyi niyetimizi ortaya koyalım. Tevfik Allah'tandır. Evet. Yani e, ondan sonra e, niyet bizden, gayret bizden, tevfik Allah'tandır e, dedik. E, bunu konuştuk, konuştuk. Yarım saat sonra bir bağışçımız Ramazan-ı Şerif'te sizinle e, yaptığımız konuşmaları duymuş. Mesaj atmış. Demiş ki, ya demiş sizin bir yetim projeniz olacaktı. Bu proje ne zaman hayata geçecek? Ben iki tane yetimi sahiplenmek istiyorum Allah, demiş. Allah. Yani bunu duyunca, e, dedim ki ya arkadaşlar. O ipucunu o zaman o programda vermiştik. Doğru e, Ramazan söylemiştik, Ramazanda bir evet. yetim projemiz olacak. Ramazan'dan evet. sonra açıklayacağız diye. Yani şunu demek istiyorum. Yani o yetimlerin rızkını veren Allah Celle Celaluhu. Ama eğer onlara biz vesile olacaksak Allah bizi vesile edecek. Ama bizim vesile olmak için ne yapmamız gerekiyor? Gayretimizi ortaya Hı. koymamız gerekiyor değil mi Mustafa Bey yani? Tabii. Yani e, şey e, tabiri caizse ya Rabbi parmak kaldıran öğrenci gibi Ya Rabbi ben yapabilir miyim bu hizmeti diyoruz. Onun rızkını Allah verecek bir şekilde. Ahmet'i evet. vesile edecek, Mehmet'i vesile edecek. Ama biz diyoruz ki Ya Rabbi biz böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Hayder'in bağışçıları var. Onlar çok güzel insanlar. Merhametli insanlar. Ve ülkemiz içerisinde yetimlere sahip çıkmak istiyorlar. Şimdi biz bu konuda gayretimizi ortaya koymak istiyoruz. Rabbimiz de bize aslında mesajı gönderiyor. Ne bağış yapacak olan hanım kardeşimiz bunu biliyor. Ne biz onun bağış yapacağını biliyoruz. Biz ortaya projeyi koyuyoruz. Ama Allah Celle Celal birisinin kalbine düşürüyor. Sen diyor bir sor bakalım bu Hayder'in yetim projesi ne olmuş? Yani şunu demek istiyorum. Yani siz Allah için bir adım atarsanız Allah o adımı boşa düşürmüyor. Evet, Mustafa Bey. Mesela bundan bir sene önce yine yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Şahidim de var. Ki bana konuyu getiren şahidim. Ondan sonra bizim derneğimizde eskiden çalışan genel sekreter kardeşimiz Ömer Bey. Konuşuyoruz böyle. Ya dedim bu biz yetimlere ne kadar ödeme yapıyoruz? Biliyorsunuz iki senedir enflasyondan dolayı yetimlere yaptığımız rakam eridi. Hı hı. Yani artık paranın bir değeri eski değeri yok diyelim. Evet. Ondan sonra. İnşallah Allah eski değerini yeniden iade eylesin. Amin. Çünkü ekonomi önemli. Ee, çok sıkıntıda olan kardeşlerimiz var. İşte... Dedik ki böyle bir e, yetim ödemesi yapıyoruz Filistin Kudüs'teki yetimler için. Ya dedim biz bunu artıralım. Dedi ki bana abi dedi tam artıralım. Sonra bir bütçeye baktık hani yıllık bazda bunu nasıl yaparız böyle bir geldik gittik böyle yani artıralım Ya dedim artıralım Allah kerim dedim. Gitti bir saat sonra geri geldi abi dedi bir tane bağışçımız yurt dışından aradı konudan haberi yok. Ama Allah biliyor, Allah görüyor. Evet. Konudan haberi yok. Bağışçımız aramış, demiş ki yetimlere siz aylık ne kadar ödüyorsunuz? Şu kadar. Bu aykini ben vereyim demiş. Allah Allah. Yani e, bu Allah'ın bir Suhan lütfudur. Allah. E, ve biz bunu yaşadık. Biz bunu yaşadık. Tabii başka yaşadıklarımız da var. Aslında neyi anlatmaya çalışıyorum? Ya bu yetimlere bırak yetimleri şu an Hayder'in yaptığı işler. Ya Allah nasip etmese nasıl yapacaksınız Hı -hı. Mustafa Bey? yani biz bu sene 60 bin kurban kesmeyi planlıyoruz. İnşallah kurban bayramına da doğru gidiyoruz. 60 bin, 70 bin ise ya nasıl olur ya bu? Videolarını çekmek, tek tek vekaletini Çok almak. Büyük iş, tabii. yani ama büyük iş ama Allah zaten bu işi birisine yaptıracak. Evet. Sen sadece diyorsun ki ya Rabbi biz yapalım diyorsun. Ondan sonra bağışçılar da diyor ki ya bak Hayder diyor bu işi yapıyor biz de hayra vesile olalım. Onlar bağışını yapıyor biz alıyoruz götürüyoruz orada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ümmetin darda zorlu olan coğrafyalarına bu kurbanları ulaştırıyoruz. Türkiye'de ulaştırıyoruz. Ya aslında bizim yaptığımız ne biliyor musun? Bizim yaptığımız aslında e, görüntü, işin hakikati Mevla'nın kudret elinde. Allah'ın Celle Celaluhu yönetiminde. Allah işte sana böyle bir proje yaptırıyor. E, birisine şey yaptırıyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerifte buyuruyor ki bir kimse akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, yetim kendisini kurtarana kadar uhdesini alsa, o kimseye cennet vacip olur. Cennet bu kadar kolay mı ya? E kolay. Niye? Çünkü yetimi sahiplenmemizi istiyor Allah Celle, Celle Bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadiste buyuruyor ki, bir hadis-i şerifte, dul bir kadının ve fakirin işleri için koşturan kimse, Allah yolunda cihad eden, Yahut geceyi namazla, gündüzü oruçla geçiren kimse gibidir. Bak şimdi Kudüs için içimiz yanıyor değil mi? Hı hı. Gidip orada cihat yapmak istiyoruz. Değil mi? Ee, Gazze'li Müslüman kardeşlerimize yardım etmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Evet. Allah diyor ki, Celle, Celle buyuruyor ki sen diyor cihada gidemiyorsun ama cihat yapmış gibi sevap kazanacağın bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle ya Rabbi. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi vasıtasıyla. Söyle e, ya Resulallah dul bir kadının ve fakirin işleri için koşturan kimse Allah yolunda cihad eden yahut geceyi namazla gündüzü oruçla geçiren kimse gibidir. Dul bir kadın deyince işte ne anlıyoruz? Yetimi var işte. Hı hı. Ha, yetimi olmayan da dul vardır. Ayrı konu. Bak ne kadar büyük bir fazilet var burada. Evet. Ya bu fazileti niye kaçıralım? Niye yani niye biz e, yetimlere sahip çıkmayalım? Biz yetimlere sahip çıkacağız. Hatta dedik ki sloganımızda ne olsun? Hayder yetime yeter. Yeter demek yetişir manasında. Hı hı. Hani yetişmek manasında hayder yetime yetişir aslında bu manada. Evet. Ondan sonra Allah'ın izniyle bağışçılarımızın da destekleriyle biz yetimlere yetişeceğiz. Hangi yetimlere? Bize müracaat edip yardım isteyen yetimlere sponsor olarak veyahut da havuzda biriken rakamdan Bizim bir de yetim havuzumuz var. Hı hı. Yani bağışçılarımız üzülmesin. Ya ben 2 bin lira veremem, bu yetime sponsor olamam. 3 bin lira veremem, 3 yetimi olana, 4 yetime olana sponsor olamam. E ne yapayım ben? Şimdi ben yetime yardım etmek istiyorum. Siz ne yapın? Siz şunu yapın, e, yetim yazın, 14.66'ya bir SMS gönderin. 50 TL bağışta bulunur. Yani bu kadar basit. E bunu da yapamam. O zaman 10 TL, 20 TL ne kadar yollayabiliyorsanız, e, bu yetim yavrularımızın havuzunda biz bunları topluyoruz. Sponsorluk dışında kalanları e, bu havuzdan hmm. yetim yavrularımıza ulaştırıyoruz. Yani inşallah önemli bir proje Türkiye'nin tamamında 81 ili kapsayan 81 ilinde Türk vatandaşı şartımız var. E, ondan sonra çünkü biz yetim projesini önce Türkiye'de yani Türkiye'de e, inşallah hiç yetim ihtiyaç sahibi yetim kalmasın e, diye bir hedefimiz var. Tabii bunu sadece Haydar yapmıyor. Türkiye'de birçok sivil toplum örgütü yetimlere sahip çıkıyor. Biz onlara da saygı duyuyoruz. Hı hı. Onlara da dua ediyoruz. Ama biz kıyıda köşede kalmış, yardım isteyemeyen veyahut da e, yardım ulaşmayan kendisine işte Hakkari'nin bir köyünde, işte Van'daki bir yetim yavrumuz, işte Trabzon'da, Rize'deki bir yetim yavrumuz Amasya'daki bir yetim yavrumuz, Adana'daki bir yetim yavrumuz, Edirne'deki bir yetim yavrumuz ve annesi. Eğer ihtiyaç sahibi ise aile, bazı mesela yetimi vardır da ihtiyacı yoktur zaten biz onlara Tabii. böyle bir yardım söz konusu değil. Bir takım belgeler istiyoruz dedim. Ondan sonra yani biz inşallah ulaşacağız. Onlar bize ulaştığı zaman biz onları artık bırakmayacağız. Ne zamana kadar? Blue'a erinceye kadar. Orada da bir yaş sınırımız var. E, i̇sterseniz o VTR'mizi de bir izleyelim. Evet. Hani bağışçılarımız da bizi izleyen ve dinleyen kardeşlerimize e, orada bir bilgi sahibi olsunlar üzerine devam edelim. Evet, VTR'miz de hazırmış. E, i̇zleyelim. Yani yetim başvurusu, tanıtım videosu diyelim efendim. Nasıl gerçekleşecek bu başvurular ve e, yetim sponsorluğu yapacak olan bağışçılarla yetim kardeşlerimiz nasıl buluşacak? İzleyelim inşallah. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Türkiye genelinde 81 ilde yetim projesi başlatıyor. 81 ilimizin tamamında yetim yavrularımıza destek olmak amacıyla web sitemiz üzerinden doldurulacak yetim başvuru formlarını değerlendiriyoruz ve şartları sağlayan kardeşlerimize yetim aylığı bağlıyoruz. Nasıl başvuruda bulunabilirim? ahmetyesevi.org.tr adresine girin. Sağ üst köşedeki iletişim menüsünün üzerine gelin. Açık açılan menüden yetim başvuru formunu seçin. Başvuran bilgileri kısmına adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, cep telefonu numaranızı, varsa ev telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi girin. Yetim bilgileri kısmında baba adı, anne adı, ikamet ettiğiniz il, ilçe, açık adres veya aylık gelirinizi yazın. Ailenizdeki yetim sayısını belirterek isim, soyisim, TC kimlik numarası, cinsiyet ve doğum tarihine girerek ekleyin. Yüklenici gerekli evraklar kısmında dosya seç butonuna tıklayarak TC kimlik kartı, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kaymakamlık onaylı fakirlik belgesini yükleyin. KVKK metnini okudum ve onaylıyorum yazısının yanındaki boş kutuyu işaretleyip başvur butonuna tıklayın. Tebrikler. Başvurunuzu başarıyla gerçekleştirdiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Evet efendim videomuzu izledik gerçekten çok güzel düşünülmüş bir proje e, inşallah e, bunun da ben yine Hayder'in geri kalan bütün projelerinde başarıya ulaştığı gibi bunun da ben başarıya ulaşacağına inanıyorum elbette yani e, güzel Allah razı olsun e, Hayder yetime yeter yani hani iddialı e, şimdi iddia çok enteresan bir şey yani iddialı olacağız. Ama iddia etmeyeceğiz. Yani tabii. orada çok güzel bir şey. yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var ya, dik duracağız, diklenmeyeceğiz gibi. Tabii Onun gibi. Yani iddialı olacağız, ama iddia etmeyeceğiz. Ee, i̇nşallah tabii ki Hayder'in Cömert bağışçıları ben bu projeyi de çok ciddi anlamda sahipleneceklerine inanıyorum. Ee, yurt içine yönelik tamamen Türk vatandaşı olmak şartı var. Bu da çok güzel düşünülmüş, ince düşünülmüş. Evet. E ee, ve 1 ve 2 yetim sponsorluğu aylık olarak 2000 lira 3 evet. ve daha fazlası için 3000 lira olarak belirlenmiş. 81 ilde inşallah bu yetim projesiyle Türkiye'de hakikaten imdadına yetişilmemiş ee, ne derecede olursa olsun yani bir sıkıntısı var mı diye belki de sorulmamış. Yetimimiz kalmasın. Ee, bu duasıyla bu dua ile inşallah Hayder'de bu e, efendim projeye başlamış oluyor. Detaylarını yine Ahmet ahmetyesevi.org.tr'ye girerek de öğrenebilirler. Aynı şekilde 0212 923 923'ü arayarak oradaki görevli arkadaşlardan da öğrenebilirsiniz. Yani projeye nasıl katılım e, sağlayabilirsiniz. Bununla ilgili detaylara da vakıf olabilirsiniz efendim. Bu hatırlatmayı yapmış olalım. Çok fazla bir zamanımız Kalmadı Mehmet abi ama e, yani yetimlere sahip çıkma ile ilgili bu zamana kadar Hayder pek çok projeyi zaten gerçekleştiriyordu. Evet, evet. Bunun yurt içine e, yönelik olması ayrı bir güzellik ortaya çıkarmış. İyi düşünülmüş Allah razı olsun. Amin evet. cümlemizden. Yani şimdi tabii bizim bunları düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Özellikle e, bize ulaşamayan kardeşlerimizin bize ulaşımını kolaylaştırmamız gerekiyor. Evet. Yani biz şu an mesela 2000'e yakın aile İstanbul, Bursa ve Ankara'da yardım ediyoruz. Onların yetimlerine sahip çıkıyoruz ama biz biliyoruz ki kıyıda köşede kalmış kardeşlerimiz var. Halini belli edemeyen yavrularımız var, yetimlerimiz var. Biz onlara elimizden geldiği kadar sahip çıkmak istiyoruz inşallah. Niyetimiz budur, gayretimiz bu yöndedir. Rabbimiz de Duha suresinde buyuruyor ki Yine seni bir fakir olarak bildi de sonunda zengin etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Hmm. ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim dünyaya geldi. Evet. İşte daha 6 yaşındayken annesini kaybetti. Doğmadan babasını kaybetti. 9 yaşında dedesini kaybetti. Yani şimdi bunları düşündüğümüz zaman aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allahu Teala ayet-i kerimede beyan ediyor ve diyor buyuruyor ki o halde yetime gelince artık sen güçsüzlüğünden dolayı malı hakkında onu zor duruma düşürme. El açıp isteyen kişiye gelince artık sen onu azarlayarak kovma. Yanında bir şey varsa ver. Yoksa da güler yüzle ve yumuşak sözle geri çevir. Ama Rabbinin sana olan nimetini bir şükür ifadesi olarak çokça anlat. Yani aslında burada yetime sahip çıkmamız gerektiğini, fakire sahip çıkmamız gerektiğini eğer beceremiyorsak da onları güzel bir sözle karşılamamız gerektiğini Rabbimiz bize öğretiyor. Yani Mustafa Bey artık e, teknoloji ilerlediği için bizim sorumluluklarımız da arttı. Yani eskiden görmediğimiz, bilmediğimiz, duymadığımız bir şeyden sorumlu olabilir miyiz biz? Yok, tabii. Yani tabii ki mesela şimdi diyelim ki yan komşumuz var hani e, onu görmüyorsak, bilmiyorsak, duymuyorsak ondan sorumlu oluruz. Neden? Ya bir kapısını çalman lazım. Bu evet. adamın kapısı açılmıyor. Bir Eve geliyor, poşetler ya. yok. Yani nedir, ne değildir? Tabii ki sormak lazım. Ama bizim ulaşamayacağımız, elimizin, gözümüzün ulaşamayacağı noktalardan bahsediyorum. Bugün teknoloji ilerledi. Artık bu noktalarla ilgili haberler görüyoruz. Mesela ben hani şey için söylemiyorum, teşvik için söylüyorum. Mesela bazen böyle haberlerde görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Hemen arkadaşlara atıyorum. Arkadaşlar bu aileyle ilgilenenler olmuştur bu haber. Hı hı. So sosyal medyaya ve televizyonlara çıktı ama yine de biz bir soralım ilgilenelim hatta e, bu yangınlar olmuştu iki sene önce yanlış hatırlamıyorsam Antalya taraflarında evet. e, bir hanım kardeşimiz e, haç parasını e, kaybetmişti hı hı. ondan sonra ona yardım edenler oldu biz de onu bulduk tespit ettik ulaştık ona Haydar olarak da bir takım yardımlar yaptık Allah kabul eylesin Abi. çünkü artık haberdarız yani... Ya, kayıtsız kalamayız. Yani, heh, kayıtsız kalamayız. Ee, yani, ve elimizde artık bu imkanları ulaştıracak teknolojiler var. Yani, ya kardeşim ben e, Ağrı'daki bir Müslüman'ın e, bir yetim yavrusuna ben nasıl ulaşayım? Diyecek bir durumda değiliz. Niye? Artık teknoloji var, internet var. Artık birçok kişi akıllı telefon kullanıyor. E, onların öğretmenleri var. Mesela öğretmenlerimize de buradan sesleniyorum. İmam kardeşlerimize sesleniyorum. Hoca efendilere, hoca hanım kardeşlerimize sesleniyorum. Böyle vardır bildikleri. Hı? Yani onlar yardımcı olsunlar. Haberdar olduğunuz yetimlerin bilgilerini Hayder'e ulaştırın evet. ki Hayder'in e, bu yetim projesine dahil olsunlar. Evet. Bu sponsorluklardan onlar da istifade etsinler. Aynen öyle. Mesela muhtar, çağrı, muhtar, kar, muhtar kardeşlerimize sesleniyorum. Evet. Ne için sesleniyorum? Şunun için. Ya öyle aileler vardır. Mesela teknoloji Anadolu, ücra tabii yerlerde. Tabii bilmiyor olabilir. Tabii. Bilmeyen olur, be beceremeyen, bilgisayar olmayan olabilir. Evet. Ya gel kızım ben sana yardımcı olayım, Haydar böyle bir şey yapıyor gibi. O belgeleri hazırladıktan sonra sisteme yüklensin. Çünkü biz de e, mesela her yetimim diyene yardım etme şansımız yok Mustafa Bey. Hı hı. Veyahut da her e, yetim de olsa e, gerçekten ihtiyacı sahibi olup olmadığını tabii. tespit etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü biz emanetçiyiz. Tabii. Yani, e, kimseyi de rencide etmeden, kırmadan, dökmeden bu işi götürmek istiyoruz. Yani bu projenin asıl amacı e, bize ulaşamayan veyahut da bizim ulaşamadığımız yetimlere ulaşmak. Hı hı. Yani biz İstanbul'da ev ziyaretleri yapıyoruz. Tabii İstanbul'da da kaç tane ilçeyi gezebiliyoruz. İstanbul'da bile ulaşamadığımız hala vardır. E, Bursa'da ev ziyaretleri yapıyoruz, ulaşamadığımız var. Ankara'da ama öyle vilayetler var hiç gidemiyoruz mesela. Şimdi inşallah temsilcilikler vasıtasıyla artıracağız bu sayıyı da inşallah. inşallah. Yani özetle şunu söylüyorum. Yani bizim Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne Türkiye'nin her yerinden bağış geliyor mu? Geliyor. O zaman Hayder'in çalışmalarını Türkiye'nin her yerine ulaştırması gerekiyor. Evet. Bunun içinde en güzel köprülerden birisi bu yetim projesi. Evet. En güzel köprülerden birisi. Ve doğru bir proje. Onu söyleyeyim. Evet. Çünkü yetim e, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir yetim bırakırsa diyor hani annesi veya babası vefat etmiş yetim kalırsa onu diyor Allah'a ve Resulüne diyor bırakmıştır diyor kalmıştır diyor onun bakımı. İşte bugün Allah Resulü aramızda değil o zaman biz o yetimleri arayacağız bulacağız sahip çıkacağız ki Efendimiz buyuruyor ki bir kimse akrabasından veya başkasından olan bir yetimi yetim kendisini kurtarana kadar uhdesini alırsa Kendisine cennet vacip olur. Az önce okuduk bunu. Hı hı. Yine devamında buyuruyor ki servet bir Müslüman için ne güzel arkadaştır. Yeter ki o servetinden fakire, yetime ve yolcuya vermiş olsun buyurmuştur. Yine başka bir hadis-i şerifte ben ve yetimi ima eden kimse cennette şöylece beraber olacağız, beraber bulunacağız buyurmuş ve işaret parmağıyla orta parmağını aralarını biraz aralayarak göstermiştir buyuruyor hadis-i şerifte. Yani yetimlere sahip çıkacağız. İşte hani birileri var diye niye yurt dışına gidiyorsunuz? Buyur kardeşim al sana yurt içi proje. Hah. Ondan bakalım. sonra sadece belli bir şartla aranmıyor. Yetimliğini ispat eden, yani evet. ispat eden derken belgelerini Gerçekten bize sunan. Evet. Ondan sonra kim olursa durum. olsun biz yetim yardımı yapacağımızı beyan ediyoruz. Evet. Ayırmadan, kayırmadan Allah rızası için yetimlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Onun için de diyoruz ki Hayder yetime yeter. yeter. Yani yetişir. Evet. İnşallah biz Allah razı olsun. yetimlere yetişeceğiz. İnşallah. Onların bakı, bakımına üstlenmiş annelerine veya babalarına yetişeceğiz. Sahip çıkacağız. Millet İnşallah. olarak, devlet olarak bu birlikteliğimizi, bu birlik beraberliğimizi devam ettireceğiz. Mustafa Bey çok önemli. Hı hı. Öyle bir coğrafyadayız ki etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberi içerisinde birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek çok önemli. Bunun da yolu nereden geçiyor? Türkiye'nin tamamını kardeş bilmekten geçiyor. Ne güzel söylüyor Cumhurbaşkanımız. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyor. Bizim başka gideceğimiz bir yer yok. Al yıldızı bayrağımızın altında, ezanlarımızın gölgesinde biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. İnşallah Allah Celle Celaluhu buna da bizi muvaffak eylesin demiş olalım inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sizden evet, de abi Allah Çok razı teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Düşünenden, yapandan, edenden, bağışlayandan, herkesten Allah gani gani razı olsun inşallah. Efendim Yesevi Yolu programımızın bu bölümünde Hayder'in yetim projesini, yeni yetim projesini konuştuk. Bununla ilgili detaylı bilgiye vakıf olmak isterseniz ki isterseniz eminim çünkü sahip çıkacaksınızdır bu projeye bu zamana kadar ki tüm projelere sahip çıktığınız gibi. Bunun için 0212 923 923 aramanız yeterli. Ya da ahmetyesevi.org.tr internet adresini de ziyaret edebilirsiniz. Buralardan detaylı bilgiye vakıf olabileceğiniz gibi. Diğer tüm yardım faaliyetleri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Yesevi Yolu programımızı burada noktalıyoruz. Yeniden buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamlar 0212 923 1 923 nolu Hayder Çağrı Merkezi'ni arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet Yesevi.org.tr internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği